Gel. Bak. Benim oğlum ağzım. Haydi bak. Al bir şey. Haydi bak. Tamam. Bölümü, yaka bölümü açık olan, yere kadar uzanan, kadifeden yapılmış, üzeri komple işlemeli bir üründür. Bu gerçi günümüzde de kına gecelerinde, özellikle kına gecelerinde devam eden bir gelenektir. Ancak buluğ çağına erişinceye kadar bir çocuğun bir ailede evlatlık olarak kullanılabileceğine hükmediyor. Ondan sonra evi ayırması zorunluluğunu getiriyor. Karşılaştırmalı şekilde derleyin. Şöyle baktığımda yoğunluk tarihteydi. Bir tarama yaptım. 20'nin üzerinde tarihle ilgili bildiri sunulmuş. Ve ikinci yoğunluğu da farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızın ya da bizim akademisyenlerimizin farklı ülkelerle getirdikleri bildiriler vardı. Yapacağımız bir işin dünyanın her tarafında geçerliliği olması gerektiğini düşünüyoruz. Yaptığımız işin kesinlikle kendi tarihimize, kendi medeniyetimizle bağdaşması ve bugüne güncellenecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim şehirlerin hem hafızalarını bugüne taşıma, bu hafızayla geleceğe yürüme adına bunları yapmaya çalışıyoruz. Üniversiteyle sanayiyi, her şeyi, kültürü, halkı buluşturmak istiyoruz. Bunu yapmaya çalıştık biz. 12 yıldan beri bununla uğraşıyorum. Ben de eğitimciyim, sizin gibi değilsem de, üniversite akademisyen değilsek bile öğretmenlikten gelen bir kardeşiniz. Dolayısıyla bunu, bu çağın da bu önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bugün hakikaten ilk günden beri devam eden bu şey bizi mutlu etti. Biz her yıl gelecek yılın sempozumunu belirliyoruz. Bahsettim hocam bilmiyorum ama bir görüş söyledi hocam. Dedi ki dünyanın en büyük problemi göç olduğunu. Aslında sadece dünyanın değil şehirlerin de en büyük problemi göç. Gelecek yıl konuşalım, tartışalım diye düşündük ama hocalarımızın da herkesin de fikrini bu konuda da almak isteriz. Bu göç meselesini çok iyi düşünmüşsünüz bence. Onu söylediğiniz zaman ben Rusların işgalinden sonraki o 2,5 milyon Afgan göçü aklıma geldi. Kendim de 1,5 yaşındaymışım. Benim annem beni 20 gün dağlarda yürürken beni Pakistan'a götürmüş. Bu sempozumla ilgili bize gerçekten en büyük desteği veren belediye başkanımız Osman Genç'e teşekkür ediyorum. Sınır yok bize açtığı imkanla ilgili. Bu 4. tarih sempozumu hiçbir şey esirgemedi gerçekten.